Etkileyici boğaz manzarasıyla Aşiyan Müzesi. 5 sanat bölümünde besteci piyanist Baki Duyarlar'la caz müziği üzerine. Ud sanatçısı Necati Çelik'le musiki üzerine özel söyleşi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Yıl Mayıs ayında Fransa'da düzenlenen ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Bu yıl 73. kez düzenlenecek olan festivalin 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. Erteleme Cannes Film Festivali internet sayfasından duyurulurken yeni tarih henüz açıklanmadı. Oyuncusu Muhterem Nur, 87 yaşında hayatını kaybetti. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavisinin devam ettiği hastanede hayata gözlerini yumdu. Filmi Boş Beşiğin ardından 1958 yapımı Üç Arkadaş'la tanınan oyuncu, 1998'de 17. İstanbul Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülmüştü. Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında mevsimleri gösteren Helenistik döneme ait tek parça halinde güneş saati ortaya çıkarıldı. 2000 yıllık güneş saatinin dünyada örneği nadir bulunuyor. Mermerden yapılan güneş saatinin alt bölümünde yaprak süslemeleri mevcut. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, içinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslara katılan 25 yaşındaki Japon Takasaki Taito, öğrendiği zeybek oyunlarını ülkesinde tanıtıyor. Tıp fakültesi öğrencisi olan Taito, Türkiye'de Tavas Zeybeği, İbrahim Usta Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Kütahya Zeybeği öğrendi. Japonya'ya dönen Taito, memleketi Kyoto'da Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına zeybek öğretti. O ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip zeybek oyunu sergiledi ve gösterinin görüntülerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın lideri, şair, ressam, öğretmen, tasarımcı, gazeteci ve çok yönlü bir sanatçı. Tevfik Fikret. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucularından sayılan, yazmak için yaşamış büyük bir kalem. Tevfik Fikret'in 1906 ile 1915 yılları arasında yaşadığı ev, bugün müze olarak hizmet veriyor. Aşiyan Müzesi, eşsiz yapısı ve etkileyici boğaz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Burası Türkiye'nin ilk edebiyat müzesidir. Edebiyat müzesi olması sebebiyle ziyaretçilerimiz arasında istatistikte en fazla öğrencilerimiz yer almaktadır. 11. sınıflarda Servet-i Fünun müfredatta işlendiği için bütün Servet-i Fünun yazarlarını zaten burada tanıtıyoruz. Tevfik Fikret de Servet-i Fünun'da işte Yazı İşleri Müdürlüğü liderliğini yapmıştır o grubun, yeni edebiyatımızın. Bu ev içinde söyleyeceğim şudur. Tevfik Fikret bu evin proje ve taslağını kendisi çizer. Evine de Farsça'da kuş yuvası anlamına gelen
Aşiyan ismini verir, semte ismini bu evden alır. Tabii Tevfik Fikret kendi evinin mimarı olmakla birlikte salonumuzda tavanları gördünüz, muhteşem iç dekoru gördünüz. Bütün detaylar kendisi tarafından yaptırılır, evinin iç mimarıdır. Bahçesini kendisi düzenler, evinin peyzaj mimarıdır. Yine Edebiyat-ı Cedide odasında fotoğraflarda gördünüz. Hem kendisinin hem eşinin kıyafetlerini tasarlar, modeli stilist diyebiliriz. Hatta tam arkamda çalışma masasını görüyorsunuz. Kendi tasarımıdır, kendi sanat eseridir. Mobilya tasarımcısı diyebiliyoruz. Tabii işte muhteşem tablolar gördünüz müzemizi dolaşırken. Tamamına yakını birkaç istisna hariç Tevfik Fikret'in orijinal eserleridir. Yani ressam, şair, öğretmen, çevirmen, gazeteci ve hatta spor adamı diyebiliyoruz. Kendine sınır koymayan çok yönlü bir sanatçı aslında Tevfik Fikret. Burası da o çok yönlü sanatçının evini geziyorsunuz ve burayı gezdiğiniz zaman da emin olun belli bir dönemi yansıttığı için belgesel tadında bir haz alıyorsunuz. Burada önce manzara göze çarpar, daha sonra da belli bir dönemi yansıtan eserlerimiz vardır. Bir sis tablosu ki müzemizin başyapıtları arasındadır. Halife Abdülmecit imzalıdır. 4 tane tablosu vardır bizde. İşte Recaizade Mahmut Ekrem. Yan koridorda Küçük Su tablosu ki o günkü haliyle ve Şair Azam lakaplı Abdülhak Hamit Tarhan'ın birebir yağlı boya portresi de Halife Abdülmecit imzalıdır. Tevfik Fikret'in kendi eserleri vardır. İşte Krizantemli Vazo, Deniz ve Kayalar gözünüze çarpabilir. Yine ufak ufak bir sürü tablosu vardır. Yemek odasına indiğinizde natürmortlarını görürsünüz. Ölü tabiat dediğimiz natürmortlar, natürmort tabloları. İşte Tevfik Fikret'in burada evinin her köşesini kendi detayına göre, kendi estetik bakışına göre tasarlanmıştır. Şu görmüş olduğunuz çalışma odasını dahi işte doğu penceresi ve batı kapısı diye ikiye ayırmış. Tevfik Fikret'in mezarı vasiyeti üzerine evinin bahçesinde yer alıyor. Tevfik Fikret'in kabri Eyüp'ten Aşiyan'a nakledilir. Yani evinin bahçesine vasiyeti varmış. Evinin bahçesine defnedilmek gibi. Eşi Nazıma Hanım haklı gerekçeleriyle Eyüp mezarlığına defnedilmesini istiyor. Fakat 1961 yılında Tevfik Fikret Derneği'nin girişimiyle Eyüp'ten Aşiyan'a naklediliyor kabri. Evinin bahçesinde şu anda. 1961 yılından bugüne de Aşiyan Müzesi adıyla hizmet veriyor burası. Bebek semtinde bulunan Aşiyan Müzesi, şairin hayatına yakından bakmak isteyen tarih ve edebiyat meraklılarını bekliyor. Vazolar, tabaklar, kaseler onun elinde şekilleniyor. Kapadokya Avanos'taki 4000 yıllık en eski çömlek atölyesine sahip Mustafa Uluada'nın yaptığı seramikler Türkiye'yi dolaşıyor. Çömlekçiliği babasından öğrenen Uluada, dedesinden kalan atölyede çömlekçiliği kuşaktan kuşağa aktarıyor. Dedelerimizin zamanında bu meslek daha zor ve zahmetli bir işti. Çünkü her şey el gücüyle, hiçbir makine gücü yardım almadan tamamıyla el gücüyle, yani insan eliyle toprağından tutun, o toprağı işlemede, ham maddesi, çamuru hazırlamada her şey el emeğiyle yapılıyordu. Onun için daha zahmetliydi. Onların zamanında bu iş daha zahmetliydi. Ama şimdi günümüzde artık toprağı dağdan, yani toprağın ocağından
artık traktörlerle, kamyonlarla geliyor, daha kolay oluyor. Kırıcı dediğimiz makinalar var, yani toprak kırıcı, toprak üyütücü. O makinalardan geçiriliyor, toprak daha da kullanışlı, yani böyle inceltiliyor. Daha kısa sürede daha fazla miktarda toprak elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonra işte günümüzde kullandığımız makinalar daha serileşti. Mustafa Usta seramikleri kullanım amaçlı ve süs eşyası olarak iki ayrı çeşit üretiyor. Vazo, abajur, aplik gibi hediyelik eşyaların yanı sıra tas, kahve fincanı ve tabak gibi kullanıma dönük seramikler de mevcut. Benim atölyemdeki ürünlerin birçoğu tasarımı bana ait. O figürler Hitit dönemine ait, Frig dönemine ait. O dönemdeki keçiler, geyikler, onları daha çok yaptığımız işlerin üzerine yansıttık kazıma yöntemiyle. Önce siyah astar yapıyoruz, daha sonra kazıma aletleriyle o figürleri kazıyarak kalıcı hale getiriyoruz. Mesela katalogdan çalıştığımız böyle antik, daha eski Neolitik, Kalkolitik dönemlere ait kase formları yaptık. Yani onların birçoğunun orijinal kopyaları, orijinal formları müzelerde sergilenmekte. O müzelerdeki sergilenen formların kataloglardan kopyasını yaparaktan kaseler ürettik. Mustafa Ula da yaptığı seramiklerin yanı sıra öğrenciler de yetiştiriyor. Fırsat buldukça dönem dönem böyle boş vakitlerimde genelde kursiyerlerim oluyor. Yani onlara kurs ders veriyorum, çömlek yapmayı öğretiyorum, çamuru sevdiriyorum. Mesela bizim bölgemiz turistik bir bölge olduğu için işte etrafımızda Göreme, Ürgüp, Uçhisar bu şekilde turistin yoğun olduğu merkezler var. Yani Kapadokya dediğimiz üçgenin içerisinde. Oralarda mesela böyle gün içerisinde yapacak çok fazla aktivite bulamayan turistler de oluyor. Onlara da mesela çömlek yaptırıyoruz. 30 yıldır mesleğin içinde olan Mustafa Uluğ da yaptığı çömlekleri Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor. Baki Duyarlar, besteci, piyanist. Türk sanat müziğine kattığı 500'den fazla bestesiyle tanınan ve kendisiyle aynı adı taşıyan Baki Duyarlar'ın oğlu. Bir yaşında Belediye Konservatuarı'nın Viyolonsel ve Piyano bölümüne kabul edilen sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Adnan Saygun, İlhan Osmanbaş ve Cengiz Tancı'nın öğrencisi oldu. Hollanda'da Rotterdam Devlet Konservatuarı'nın caz piyano bölümünde eğitimine devam eden Duyarlar, 24 yaşında doçent unvanını aldı. Yıllar içerisinde birçok ülkede uluslararası caz festivallerinde kendi müziğini yorumlayan Duyarlar, aynı zamanda klasik batı müziği formlarında da besteler yazıyor. Evet, ben bir Türk müziği icracısı ailenin çocuğuyum, doğru. Benim gözümde babam, dedem Mozartvari insanlar, çok yetenekli. Netice itibariyle benim muhtemelen caz müziğine merakım konservatuvarda caz müziğinin o dönemde ve hatta belki bu günlerde bile klasik müzikte okurken yasak olması ve yasaklar hiç yasak hoş bir kelime değil. Çünkü yasakladığınız an bu daha fazla ilgi çekiyor. Sanıyorum benim cazla olan bağlantım o 13-14 yaşında bu yasakla bağlandı.
Duyarlar Türkiye'deki tüm önemli caz festivallerinde piyanist kimliğiyle yer alıyor. Henüz bir Türk caz müziği sesinin oluşmadığı, henüz oluşmadığı yönünde, daha emekleme safhasında. Bir gün oluşacak. Bugün için bir Fransız caz sound'u, bir Kuzey Avrupa caz sound'u belki 80'lerden bu yana oluştu. Amerika'yı hiç işin içerisine sokmuyorum çünkü caz müziği zaten bir Afro-Amerikan sanat biçimi. Netice itibariyle Türkiye'deki cazın oluşabilmesi için ilk önce caz müzisyenlerinin daha at gözlüklerini atmaları lazım. O kadar Türk müziğinden hoşlanmayan caz müzikçisi var ki, o kadar böyle ses tercümesi yaparak cazı çalan ve bunu çaldıkça gerçek caza ulaştıklarını düşünen insanlar var ki, bunları ilk önce geçmek lazım. Oysa ki caz müziği, her zaman anlatırım, kendi çevresinde çok hızlı dönen bir gezegen. O kadar hızlı dönüyor ki diğer müzikleri de kendi çekim alanına alıyor, kendi yeryüzü kabuğuna yapıştırıyor ve gitgide büyüyor. O yüzden bugün caz müziği nedir konusu son derece büyük bir muamma. Duyarlar, Jazz Arc Project ismini verdiği projeyle eski Türk usullerini ve makamlarını caz müziğin modern tınılarıyla buluşturuyor. Son projem aslına bakarsanız Nuh'un gemisiyle alakalı. Nuh'un gemisi Ark, Jazz Ark birleştirip babamdan kalan, Ark bir taraftan da bir sandık demektir ya, babamın sandığından çıkardığım artık Türk müziğinde kullanılmayan bir takım usulleri, çok uzun mertebeli usulleri, hani 3 zamanlı 4 zamanlı değil de 17 zamanlı 30 zamanlı bir takım çok eski Türk müziği usullerini yeni caz müziği havanında öğüterek kurguladığım yeni proje Jazz Arc. Çok başarılı bir müzik. Benimle birlikte Mehmet Akatay perküsyonları çalıyor. İnanılmaz bir perküsyonisttir. İki basçımız var. Christian Lind, İsveçli bir basçı ve Erdal Akyol, bir kontrbas sanatçımız. Sağ olsunlar, çok prova yaparak bu zor müziği çalıyoruz. İlgi gördüğünü biliyorum. Çok yakında da yeni kaydı bitmiş olan albümü yayınlanır Jazz Arc'ın. Bizi heyecanlandıran son proje bu Jazz Arc oldu. Uluslararası caz festivallerine katılan Baki Duyarlar, performans mekanlarında da yarattığı yeni ve özgün projelerini dinleyici kitlesiyle paylaşmaya devam ediyor. Adı İstanbul'la, en çok da yaşadığı Üsküdar'la bütünleşmiş bir ressam. Hoca Ali Rıza Bey. Eski İstanbul'un tarihi dokusu onun resimlerinden okunuyor, eski Üsküdar rengini onun resimlerinde buluyor. 47 yıl askeri ve sivil okullarda resim hocalığı yaptı. 55 yılını sanata vakfetti. 5000'e yakın eseriyle Türk resim sanatının en üretken ressamlarından. Saray yaveri Osman Nuri Paşa ve Süleyman Seyit resim eğitimi aldığı ilk isimlerdi. İtalya'ya resim eğitimi alması için gönderilse de Napoli'deki kolera salgını nedeniyle gidemedi. Hiç ülke dışına çıkmamasına rağmen çağının ötesinde resimler yaptı.
Peyzaj ve manzara resimleriyle tanınan sanatçı, ülke insanının yaşayışını, köylerini, mahallelerini, çeşmelerini, mezarlıklarını, kahvehanelerini ve sahillerini ayrıntılarıyla resmetti. Sultan II. Abdülhamit tarafından Nişan-ı Mecidi ile ödüllendirildi. Onun resim yapışı nefes alır gibiydi. Bir ömür kalem ve fırçasıyla yaşadı. Kırk ambar dediği, yanından ayırmadığı cep defterlerine günlük hayatta karşılaştığı şeylerin resimlerini yaptı. Kara kalem, sulu boya, yağlı boya ve eskizler çizdi. Tabiat resimleriyle bir ekol oluşturdu. Hoca Ali Rıza Bey sadece resimleriyle değil, öğretmenliğiyle de yaşadığı dönemde ekol oldu. 15 yıl boyunca Hoca Ali Rıza Bey'den resim dersi alanlardan biri de Ordinarius Profesör Süheyl Ünver'di. Dürdane Ünver'in aktardığına göre Süheyl Ünver arada bir Üsküdar'a hocası Ali Rıza Bey'in hatırasını yaşatmaya giderdi. Türk resim tarihinde bir eşik olan Hoca Ali Rıza Bey'den geriye İstanbul'un tarihi belge niteliğindeki resimleri kaldı. Mızrabı muhabbetle odun tellerine dokunuyor, makamdan makama gönül bağları kuruyor. Udi Necati Çelik. Yedi yaşında kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi, 1970'li yıllarda ud çalmaya başladı. 1973'te ilk kez udi olarak görev aldığı Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinde Saadettin Heper, Aka Gündüz Kutbay, Kadri Şençalar, Cinuçen Tanrı Korur gibi Türkiye'nin önde gelen isimleriyle tanıştı. Rahmetli hocam Cinuçen Tanrı Korur öyle derdi. Musiki kelime itibariyle bir dil, lisan demek. Mus ya da muse diye İngilizce tabir edilen peri demek. İka da Latince'de ceca gibi bir ek, yani İngilizce, Türkçe, Arapça gibi. Musika dediğiniz zaman perice demiş oluyorsunuz. Zaten bir melek dili, peri dilinden bahsediyoruz. Bu dille insan ruhunu en güzel anlatabilen dil budur. Musiki'nin dili nota zannediyor. Halbuki musiki'nin dili nota değildir. Musiki'nin yazısıdır nota, yazıya geçirilmiş halidir. İnsanlar biraz nota okumayı öğrenince müzisyen oldum sanırlar. Halbuki öyle değildir. Yani musiki yapmak başka bir şeydir. Musiki'nin kendisi başka bir şeydir. Çelik, Fransa, Hollanda, Almanya, Ürdün, İsrail, Cezayir, Fas, Tunus ve Amerika gibi pek çok ülkede ud dersleri ve resitaller veriyor. Şuna inanıyorum, yani Türk müziği çok yüce bir müzik, çok büyük, önemli bir müzik. Böyle bir güzelliği taşımak tabii ki insana gurur veriyor. Ve gittiğim her yerde de hani tam anlamıyla hüsnü kabul gördüm. Hiçbir zaman Türk müziğinden taviz verip başka şeyler yapmadım. Sadece Türk müziği bayrağını taşımaya çalıştım. Bir de ud sazı dünyanın en yaygın çalgılarındandır. Yani ta bütün dünyanın her yerinden ud yapımı, çalımı çalanlar vardır. Onlar da buraya gelir giderler. Yani Endonezya'sından tutun, Malezya'sından tutun, Japonya'sına kadar, Amerika'dan tutun, Avrupa'dan devamlı insanlar buraya gelir gider. Ud meraklıları vardır. Ben bir yüzlerce talebem oldu. İlk 87 yılında Tunus'a gittik, İzmir Devlet Korosu ile beraber. Sonra İstanbul'a geldim. Necdet Yaşar'la beraber Amerika'ya gittik. Orada aldığım bir teklif üzerine her sene ben Amerika'ya gitmeye başladım. 20 sene kadar sürdü bu iş. Amerika'da dersler veriyordum, konserler veriyordum. 15-20 konser veriyordum her gidişimde. 2-3 ay kaldığım oldu. Bunun haricinde Avrupa'da bir sürü merkezlerde dersler verdik. Kültür merkezleri açtık, dernekler kurduk. Mesela Belçika'da çok iyi bir talebem var, Tristan diye. Onunla çalışmalarımız oluyor. Efendim, Almanya'da hakeza öyle. Girit'te, Yunanistan'da
dersler verdim. ...1980'li yıllarda Şerif Muhittin Targan'dan sonra Türkiye'de yapılan ilk ud resitaline imza attı. İlk kişisel albümü Yasemin'i 1996'da kaydetti. Sırf taksimlerden oluşan bir CD yaptım ben. Onu henüz yayınlamadık. Şu anda yayın aşamasında, yani yayınlanacak yakında. Baştan sona sırf taksimler, Türk müziğinde kullanılan makamlar üzerine taksimler. Ama şunu da itiraf edeyim, dünyanın en zor işine girişmişim. Peş peşe taksim yapmak çok zor bir şeymiş. Söyleyecek lafınız bitiyor. Ne söyleyeceğiz? O yüzden bayağı zorlandım. Oradan kayıttan, Belçika'da oldu kayıtlar. Geldikten sonra bir iki ay beynim zonkladı, bunu açıkça söylemeliyim yani. Çok zorlamışım kendimi o zaman. Suzi Dil diye bir CD yapmıştım, gene Belçika'da oldu. O benim çok beğendiğim bir CD. Hakikaten güzel düştü şeyler. İşte Halil Karaduman rahmetliyle Kaan'ın sanatçısı, bazı kayıtlarımızı CD yaptık. Çelik, verdiği özel derslerin yanı sıra ud kayıtlarını yeni medya platformlarından da meraklısıyla buluşturuyor. Üç kamerayla çekim yapıyoruz. İşte birisi sol elimi gösteriyor, birisi sağ elimi gösteriyor, birisi geneli gösteriyor falan. Güzel, o faydalı da oluyor. Yani ud meraklılarına, çalmak isteyen, öğrenmek isteyen insanlara faydalı da oluyor. Onu devam ettirmeyi de düşünüyoruz. İşte bu ofisimizde de böyle bir nevi stüdyo muamelesi yapmamız bu yüzden. Çelik ofisinde, kültür merkezlerinde ve Amerika'daki Stanford Üniversitesi'nde dönemsel dersler veriyor. Türk musikisinin özel bir yere sahip olduğunun altını çiziyor. Ben Türk musikisinin, demin de söyledim, çok üst düzey bir müzik olduğuna inanıyorum. Bunu bütün dünyadaki insanların en azından bir kere dinlemesini isterim, duymasını isterim. Eğer ki herhangi birisi bu müziği dinledikten sonra bu neymiş canım, böyle müzik mi olur diyecek bir insan tanımıyorum. Tahayyül edemiyorum yani. Çok sevileceğinden eminim. Necati Çelik, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ud sanatçısı olarak kişisel müzik çalışmalarını sürdürüyor.